Merhaba arkadaşlar, Çiftes Merkezi'ne herkese merhaba. Bildiğiniz gibi bize zaman zaman farklı hoverboardlar geliyor. Biz de bunları inceleyip testlerini yapıp sizlere sunuyoruz. Bu defaki testimiz biraz sıra dışı. Koridorda, ofisimizin koridorunda iki farklı hoverboard deneyeceğiz. Bunlardan bir tanesi benim kullandığım Chic hoverboard ve senin kullandığında Segway Ninebot. Ninebot. İkisini burada hız testine sokuyoruz. Bakalım hangimiz galip geleceğiz. Doruk mu? Ben mi? Evet, testlerimizi yaptık sizin de gördüğünüz gibi. Zaten detaylı olarak da aslında daha fazla biz bunların üzerine yoğunlaştık. İki tane yorum vardı elimizde. Biz zaten videoyu izlediniz. Bir tanesi Chic Robot. Bu elimdeki hoverboard benzeri ürün. Bir de Segway'in Ninebot isimli cihaz. Benim de şu an ayağımın altında. Şimdi ikisinin arasındaki en temel farklılıklardan bir tanesi bu, daha güvenli arkadaşlar. Onu zaten söyleyeyim. Birincisi çünkü üzerinde daha rahat durabiliyorsunuz. Bunun üzerine biraz zor duruluyor. Şu anda da biraz ağır aslında. Bunu ben Ahmet'e doğru vereyim. Hatta şunu alsana Ahmet benden. Evet. Onunla daha hızlı başlıyorsunuz olaya. Yaklaşık 18 kilometrede falan 20 kilometrede bulabiliyorsunuz ilk başta ama daha sonrası kendinizi geri çekmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü güvenli hissedemiyorsunuz kendinize. Ama Segway Ninebot'ta öyle bir durum söz konusu değil. Çünkü üzerinde daha dengeli durabiliyorsunuz diğerine göre. Ve her ne kadar hoverboard ilk başta hızlı başlasa da yola, sonrasında altındaki Segway Ninebot arayı kapatıyor, mesafeyi kapatıyor. Ve sonrasında kazanan bu cihaz oluyor. Çünkü dediğim gibi daha güvenli hissediyorsunuz kendinizi ve aradaki en temel farklılıklardan bir tanesi de hoverboard, Chic robotun markasının hoverboard'u Electro Roll da denilebiliyor. Birçok fazla marka var. Onlarda bilek hareketlerinizle sağ sol ön arka şeklinde hareket edebiliyorken Segway'in Ninebot isimli cihazında bu iki farklı parçaya ayrılmış durumda. Bileklerinizle sadece öne ve arkaya doğru gidiyorsunuz ama manevraları dizlerinizle sağa sola kırarak yapıyorsunuz. O yüzden aradaki en temel farklılıkları da bu ikisi oluşturur diyebilirim. Umarım incelemeyi beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.